Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آل عمران سورة 92 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يحشكو لديون نسل رزدان İnfaq günlərinizə qədər heç vaxt yaxşılığa yetişə bilməyəsizlər. Qaysı nəsədən infaq qılsalarınız, əlbəttə Allah Taala onu bilucudur. Süyutiyə deyətdilər: "Lən tənalul birra ay səbəbəhu və huval cənnə." Yaxşılığa heç vaxt yetişə bilməyəsizlər, yəni yaxşılığın savabına. Və yaxşılığın savabı isə cənnətdir. Yani cennetke yetişemeyizler deyordu. Hatta tunfiku tasaddaku ta ki infakı günlerinize kadar sadaka bir günlerinize kadar. Mimme tuhibbune min emvalikum mallarınızdan mallarınızın içinden yaşkure digan meselelerinizden sadaka bir günlerinize kadar. Ve ma tunfiku min şeyin fe inna allaha bihi alim. Nimadan iki sizlar infoq qilsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Fayujazi alayhi shuni mukofotini albatta beradi. Bu oyatni o'tgan oyatlarga aloqasi Alloh subhanahu va taolo islomni tushuntirdi, uning ziddi bo'lgan kufrni tushuntirdi va islom qanchalik katta ne'matligi, agar Alloh nasib qilmasa islomga musharraf bo'lmasligi ve İslam'a müşerref buluşluğu için elbette Allah Subhanehu ve Teala tarafından hidayet buluşluk gerek, tevfik buluşluk gerek, yardım buluşluk gerek. Şunun için indi Allah Teala yaptı ki sizler bana şu yaşlıklarına İslam ve adakil yaptırken yaşlıklarına yetişemezler. Karin len kele yaptı müstakmenin nefisini takidi için. Yani gelecekte sizler yaxşılıkka yetişe almayasızlar. Bu yaxşılık elbette salih amel, güzel amel, lügatdaki manası. Salih ameller, güzel ameller ne için kılınadı? Savab buluşluğu için, acir buluşluğu için. Acir ve savab ne için talep kılınadı? Cennetke barışlığı için. Allah'ın rızasını hasıl kılışlığı için. Yaxşılık digende mana o'zining lug'atdagi haqiqiy ma'nosi solih amallar, yaxshiliklar. Undan keyin majoziy ma'noda savob, ajr va jannat va jannatdagi ne'matlar hammasi iroda qilinaveradi. Shu narsalarga yetishmaysizlar, deyapti. Hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Yaxshi ko'radigan narsalaringizdan infoq qilganlaringizga qadar. Sahobalar bu oyatlarni eshitganda, o'rganganda qanday muomala qildi? Bizga o'xshab muomala qildimi? Biz nima qilamiz? O'rganib qolganmiz. Xuddi radiodan yoki TV'dan xabar eshitib turgandek, dunyoning xabarlarini eshitib turgandek eshitib o'tiramizda. Keyin dars bitgandan keyin dars bitdi, hammasi bitdi. Juda ajoyib gaplar ekan, deyiladi-yu, kitobning ichida qolaveradi. Sahabalar qanday edi? Shu oyat nozil bo'lganda Abu Talha keldi. Abu Talha kelib aytdiki, ya Rasululloh. Mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin men o'ylab ko'rdim, deyapti. Alloh aytayaptiki, yaxshi ko'radigan narsalaringizdan infoq qilgunga qadar yaxshilikka erisha olmaysizlar, yetisha olmaysizlar, deyaptimi? Buni Alloh aytayaptimi? Demak, yaxshi ko'rgan narsalarimizdan infoq qilishligimiz kerak ekan. Uni bir necha bog'lari bor edi, mulki bor edi. Eng yaxshi ko'rgan bog'im, mulkim masjidning ro'parasidagi bog'. Nihoyatda qimmatbaho bog' edi, nihoyatda go'zal edi. Hamma havas qilar edi. Xurmolari ham, ya'ni mevalari ham yaxshi edi, suvi ham yaxshi edi.
Bazen Peygamberimiz Aleyhisselam hem kirip durardılar ziyaret kılıp. Ebu Talha dedi ki ya Resulallah, en yaşı görüken nesem malum bana şu eken. Şunu Allah diyordu infak kıldım dedi. Ta ki yaşlılık ki yetişlik için. Siz uzis kendi halası şunu istimal kılın dedi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam nihayette mehtediler. Nihayette güzel bir infak buldu, nihayette güzel bir fidakarlık buldu, mehtediler. Hakikaten hem. Siz hem hazır bir bağda infak kılabendisiniz. Bizi zamandaki baylarını infak kılışı kıyımcıda. Bir bağda infak kılıştık. Kâmede 100.000 dolar buladı. 100.000 dolar. Yani uyurdaki o hiç gafırıp bu miydi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidini Rub arasındaki bir bağ diyene bu cüde katta pul diyene. Hazır ikele haram Mekke bilen Medine. İkele haramda etrafı dünyadaki en kıymetli yer soplanadı. En kıymetli yer. Ünce müşe adam alamaydı, yakınlaşamaydı. Sahabanın fidakarlığına karın, ayetke amel kılıçlığına karın. Ömer İbn-i Hattab geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Talha geldiler ki, bunu emekini ferzendlerine taksim kılıp vergen dedi. İslam'ın güzelliğine karın. Peygamberimiz Aleyhisselam onu abdurup, umumi kıvarma yaptılar. Ya ki uzunluğa yakın bugün insanlara taksim kılma yaptılar. Yani rahberlerden bu nesilden ibret olsun. Bizi zamandaki rahberler bu nesil kuru ekip kaladığı yapılsa da o uzunluğa tuğurluydu. Ya karındaşları ya tanışları ya. Ya ki bir şahsi menfaat için işletedi bunu. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki emekini ferzendlerine taksim kılıp vergin dediler. Çünkü halette yaşı bilendi. Yani bu tarafa bunu emekçini ferzendlerine taksim kılıp verdi. İslam'da gözelliğine kalın hem Allah'ta ülkette bir infak kılıp yapsız ve fakir fukara oynayan muhabbetini kazanı yapsız. Muhabbet hasıl böyle yaptı. Ve karındaş urufçilik alakalarıya müstahkemleniyordu, bağlanıyordu. Demek yaşlılıkta yetişliğimiz için, dünya ve ahirette yaşlılık sahibi buluşluğumuz için, yaş görüyen nesillerimizden infak kılışlığımız gerek. Bir, manası cüde köp. Yukarıda Bakara'da kildi ki, وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْتُ وَالْوُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Bir yaşlılık diyene Allah'a iman diyene kalın. Şunun için bu ayette ben İslam'a imanı bağladım. Çünkü bir yaşlılık da hemen İslam ürgetedi, iman ürgetedi. Bunu hasıl kılıçlığımız için yaşgürüyen meselemize infak kılıçlığımız gerek. Umar geldi. Etti ya Resulallah. Ben bütün mülkümü oylayıp gördüm. En yaşgürüyen mülküm Hayber'de çıkan, ganimet çıkan bağ. Hayber'deki bağ. Yahudilerden alingen. Hakikaten cüde kıymet daha bir bağladı. Şunu Allah diyor da infak kılaman dedi. Hala genizde istimal kılayım. Neme meşver ediriz, neme mesaj ediriz. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, aslını kaldırgın da, deramatını infak kılayım dediler. Halim, bağda uzuk asın dediler. Dağdan kegen hasıl, işte meyveleri, hurmalarını Allah diyor da infak kılayım dediler. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam uşur, dağda taksim kılıp birgin, ya ki satkin pülünü cihat işletemiz, ya fakir fukara işletemiz diseyem yoğdu nasıl? Peki Umar'ın halatını Peygamberimiz Aleyhisselam yakışı bilgeni için, Umar'ın halatıya münasip bugün bir tavsiye, meslehetini beri ettiler. İbn Umar etedi ki şu ayetini okup oturup, ben oynadım. Mülküm için en yakışı görüyen esem ne mi? Tefekkür kılıp teşhirip çıktım. En yakış görüyen nesem Rumlik bir çuğru meken. Rumlik çuğru. Rumlan bu genceğinlerden esir alıngan çuğru. Ki şunu Allah rızası için bana şu ayet gemeltigen halette azat kıldım dediler. Hani sahabelerden bana misallar. Şimdi bizden oylayalım. Hemen tefekkür kılsın, oylasın. En yakış görüyen nesemiz ne mi? Mülkümüz içi de kulumuzdaki nesara işte en yakış görüyenseniz de mi? Oylayıp göreyim. İzliye kemedi mi? Ben dersten ki ne oylayayım. En yakış görüyenseniz de mi? Eğer şunu infak kılarsız Allah diyordu da bana sahabeler yeri geçken bulasın. Kuntum hayra ümmetin. Diyen ayet içi gekilesin. Ümmetin yakısı bulasın.
Agar hol tayyor bo'lmasalaringiz, ba'zilaringiz, hammalaringiz masu, ba'zilar tayyor bo'lmasalaringiz, eng yaxshi ko'rganlaringiz masu, yaxshi ko'rganlaringizdan. Oyatni zohiri shunga dalolat qilyapti. Mimma tuhibbun deyapti. Yaxshi ko'rgan narsalaringizdan deyapti. Sahobalar endi oyatga eng mukammal holatda amal qilishligi uchun eng yaxshi ko'rgan narsasini infoq qilishyapti. Ba'zilar bog, uchastka, uy, mashina infoq qilmaylar mayli. Keyinroq qilasizlar. Kichiroqlaridan o'ylaylardan nimani yaxshi ko'rsalaringiz, Alloh yo'lida infoq qilinglar. Ya'ni shayton bizni qo'rqitmasin. Yuqorida baqirada keldik-ku. Shayton faqirlikdan qo'rqitadi, kambag'al bo'lib qolasan, bu narsa qaytib qo'lingga keladimi? Alloh taolo 10 barobarini beradi. Siz Alloh yo'lida bitta Mercedes infoq qilsangiz, Alloh taolo 10 ta Mercedes beradi. Dunyoda ham beradi, oxiratda ham savobini beradi. Bunga shak shubha yo'q, eng kamida shu. Qanchalik ixlos qilsangiz, qanchalik sodiq bo'lsangiz, shunchalik Alloh taolo ko'p beraveradi. Mana davomida aytayaptiki, "Va ma tunfiqu min shay'in" nimadan sizlar infoq qilsalaringiz, "Fa inna Alloha bihi alim" albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Shay'in qarang, nakira kelyapti. Bu ta'zim uchun ham, tahqir uchun ham bo'laveradi. Ya'ni katta narsalardan nimaniki infoq qiladigan bo'lsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Va kichkina narsalardan nimaniki infoq qilsalaringiz, Alloh taolo uni biluvchidir. Alloh biladi. Hamma narsadan xabardor. Siz bexabar deb o'ylamang. Alloh bilgandan keyin Robbul alamin butun olamlarning egasi, sohibi bo'lgan Alloh taolo bilgandan keyin albatta sizga mukofot beradi, sizni rozi qiladi, xursand qiladi. Siz aqlingizga kelmagan ne'matlarni beradi Alloh taolo. Lekin siz Alloh yo'lida berishlikka qizg'anchilik qilsangiz, bergisi kelmasa, Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsangdan infoq qilmasang, yaxshilikka yetisha olmaysan, yaxshilik bermayman degan taqdirda ham abadiy saodatni qo'lga kiritishlik uchun foniy dunyoni bergisi kelmasa, Allohning nazaridan qolasiz, Allohning huzurida pastga tushib qolasiz. Keyin Alloh taolo sizga ham dunyoda oxiratda izzat bermaydi, saodat bermaydi. Borgan sari xor bo'laverasiz. Shuning uchun bunday oyatlarni zoya qilmaylik, amal qilaylik. Yana islomning go'zalligiki, ko'ryapsiz, tez-tez Alloh taolo infoqqa targ'ib beryapti. Butun imkoniyatimizni diniy xizmatlarga ishlatishligimiz kerak, qo'limizdan kelganicha. 93. oyat. Kullu ta'ami kana hillan li bani Isroil illa ma harrama Isroilu ala nafsihi min qabl an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum sodiqin. Bani Isroilga taomlarning hammasi halol edi. Lekin Isroil Tavrot nozil qilinishligidan oldin o'ziga harom qilgan narsa boshqa. Ayt, Tavrotni olib kelinglar va agar sodiqlar bo'lsalaringiz, uni tilovat qilinglar, o'qinglar. Suyutiyatiyaptilar va nazala lamma qala al-yahud innaka taz'umu annaka ala millati Ibrohim va kana la ya'kulu luhum al-ibli va albanaha. Yahudiylar payg'ambarimiz alayhisalomga kelib, sen o'zingni Ibrohim alayhisalomning millatidaman deb o'ylaysan-u, vaholanki Ibrohim alayhisalom tuyaning go'shtlarini yemas edi va tuyaning sutini ichmas edi deb e'tiroz qilganida mana shu oyat nozil bo'ldi. Yuqoridagi oyatlarda ko'rdilaringiz-ku, munozaralar o'tdi. Biz Ibrohim alayhisalomning millatidamiz, yahudiylar ham shuni da'vo qilishadi, lekin soxtakor. Nasroniylar ham da'vo qilishadi, lekin soxtakor ular. Makka mushriklari ham da'vo qilishadi, lekin yolg'onchi soxtakor. Faqatgina Muhammad alayhisalomning ummati bu da'voda haqligi isbot qilindi yuqorida. Endi yahudiylar shu masalalarda tuhmat qilmoqchi. Hadir tirnoqdagidan kiroqdari yurishibdi. Bir bahona topsak-da e'tiroz qilsak deb. Ki o'zlarincha bir dalil topdi bular. Shayton vasvasa qildi. O'ylashdiki, mana kuchli dalil topdik. Kelib payg'ambarimizga aytishdi, sen o'zingni Ibrohim alayhisalomning millatidaman, shu kuni diniga amal qilaman deysan, ammo tuyani go'shini yeyorasan. Va tuyani sutini ham ichorasan. Demakki, sen Ibrohim alayhisalomning yo'lida emassan. Deb e'tiroz qilishdi. Shunda Alloh taolo bu oyatni nozil qildiki, kullu ta'ami kana hillan halalan li bani Isroil.
Bani İsrail'e, İsrail'in oğullarına taamning her biri halal idi. Bu nesiler haram mesiydi. Ey Yahudiler, sizler hazır tüyanın göçünü yemeyseler ve tüyanın sütünü içmeyseler, aslında bu haram mesiydi ki. İlla ma harrama İsrailu Ya'kubu ala nefsihi. Lekin İsrail, özüge haram kıyan nesler müstesna. Yani İsrail kim? Ya'kub aleyhisselam. Yukarılarda emettik. İsrail'den maksad Ya'kub aleyhisselamdır. Yahudiler hazır şu Filistin'de aldığı özlerine küçükinde devletin İsrail deyip koyuşken Ya'kub aleyhisselam'ın isminden gelip çıkıp. Bula ben İsrail ki ular İsrail'in oğulları. Yani Ya'kub aleyhisselam'ın oğulları. Bir seherge peygamberinin ismini koyacak. İsrail diyen isim yakşı isim. Biz kursan buramız. İsrail'ni yaxshi ko'ramiz, Ya'qub alayhissalomni yaxshi ko'ramiz, buyuk payg'ambar, hurmat qilamiz, iymon keltirganmiz. Ammo yahudiylar soxtakorlik qilishyapti. Va huval ibilu. Va bu tuyadir. Tuyani harom qildi. Lamma hasalahu irqun nasa bil fathi wal qasri. Fatha bilan irqun nisa mas, irqun nasa. Kasallik bo'lgan edi bu kishida. Va qasr bilan ya'ni نساءو ديلمد نساء ديلد فنظر إن شوفي لا يأكلها كي بوكش نظر قياندلر اگر شفا برسا تياني گوشني يميمند فحرم عليه كي بوكش تيه حرام قلند يعني اوزلاري اوزلار حرام قلندلر من قبل أن تنزل التوراتو تورات اوكشيه نازل قلنسلگدن آلدن بوليات بولاسلر وذلك بعد إبراهيم وبو واقع إبراهيم عليه السلامدن كيم بوليات وَلَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ حَرَامًا كَمَا زَعَمُوا Yahudiler öyle genedik, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında tüyanın göçtü ve sütü haram buma geniydi. Ana onların yalancılığı, ahmaklığı ortaya çıktı. قُلْ لَهُمْ Onlarca etkin, فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا Tevratını alıp geliler ve okuyler. لِيَتَبَيَّنَ سِدْقُ قَوْلِكُمْ Sizlerine sözlerinizin doğruluğu Açın bulsun, ravşan bulsun. Kani, doğru bulsalariz. İn kuntum sadiqin. Fihi. Eğer şu geplerde sadık bulsalariz, doğru et yaptırken bulsalariz, Tevrat tepkiler okuyelikçi. Fabuhitu. Şunda mad bu kalıştı. Şermende bu kalıştı. Ve lem ye'tu biha. Ve Tevratını alıp gelişelmedi. Çünkü Tevratını alıp gelse, Muhammed Aleyhisselam etken gepler ortaya çıkardı. Bir, taomning halol qilinishligi Allohning ne'matidir. Harom qilinishligi esa bir imtihondir. Sabr qilsa savob bo'ladi, u ham ne'matga aylanadi, lekin man qilishlikdir. Mahrumiyat. Alloh taolay aytayaptiki, Bani Isroilga, Isroilning o'g'illariga hamma narsa halol edi. Hamma narsa halol. Faqatgina Isroil o'ziga harom qilgan narsa mustasno. Ya'ni Isroil Ya'qub alayhisalomga ham Alloh taolay Mana shu yerda bu yerda maqsad tuya, tuyaning go'shti va suti. Uni Alloh taolo harom qilgani yo'q. Ma hurrima Isroilu dilmat, ma harrama Isroilu dilyapti. Qarin tahrim Isroilga nisbat berilyapti. Ya'qub alayhisalom harom qildilar. Aytilganday mana kasal, og'ir kasal bo'ldilar. Shunda nazr qildilar, o'ylandilarki, eng yaxshi ko'rgan narsam nima? Tuyaning go'shti va tuyaning suti. Aytdilar, agar Alloh taolo menga shifo bersa, eng yaxshi ko'rgan narsamni yemay qo'yaman, iste'mol qilmay qo'yaman dedilar. Keyin yaxshi bo'lib ketdilar, nazr qilganligi uchun tuyaning go'shtini yemay qo'ydi. Va sutini ichmay qo'ydi. Bu aslida Isroilga, Ya'qub alayhisalomga xos bo'lgan masala edi. Ummatga aloqasi yo'q edi. Lekin yahudiylar, endi Ya'qub alayhisalom yemay qo'ydi-ku, demak bir gap bor-da deb, ular ham yemay qo'ydi. Shun bilan ularga haromdek bo'lib ketdi bu narsa. Man qilingan holatda ketdi. Min qabli an tunazzala tawratu. Bu Tavrotning nozil qilinishligidan oldin bo'ldi. Chunki Ya'qub alayhisalom bilan Musa alayhisalomning o'rtasida qancha yil bor? Ko'p yillar bor. Mana Yusuf alayhisalom Ya'qub alayhisalomning o'g'li Misrga keldi, vazirlik qildi. U kishi vafot qildi, o'rtadan ko'p yillar o'tdi, keyin Musa alayhisalom tug'ildi. Misrdan hijrat qildilar. Qarang, o'rtada qancha voqealar bor. Endi Ya'qub alayhisalom o'zlariga harom qilganlar.
Tavrat keyin nozil bo'lyapti. Va yana uning ustiga Ibrohim alayhisalomning zamonida bo'lmayapti bu narsa. Ibrohim alayhisalom hech qanday aloqasi yo'q. Va Ibrohim alayhisalom zamonida halolligiga dalil illa ma harrama Isroilu ala nafsihi. Qarang. Isroil o'ziga harom qilgan narsa deyapti. Demak, Yaqub alayhisalom harom qildi buni. Ya'ni bu yerda harom mamnu degan ma'noda. Halolni hech kim harom qila olmaydi. O'ziga ala nafsihi qarang, o'ziga ummat uchun emas. Bir narsani halol deyishlik yoki harom deyishlik Allohning haqqi. Allohning ishi, Allohdan boshqa hech kim bu ishni qila olmaydi. Payg'ambarlar ham Allohning iznisiz, buyrug'isiz biror narsani halol yoki harom deya olmaydi. Olimlar hayotda bu gapni gapira olmaydi. Avliyolar hayotda bu gapni gapira olmaydi. Chunki halol qilishlik va harom qilishlik Allohning haqqidir, Allohning ishidir. Allohga xos bo'lgan sifatdir. Shuning uchun Alloh taolo halol qilgan tuyani go'shtini Yaqub alayhisalom harom qila olmaydi, lekin ala nafsihi nazr qilganligi uchun. Ya'ni tuyani go'shtini yemayman deb nazr qildingizmi, yesiz gunohkor bo'lasiz. Tuyani go'shti o'zi halol, lekin sizga harom. Sizga man qilindi. Tushundingizmi? Bir dasturxonda o'tirib siz yoningizda odamlar yeyapti, indamaysiz ularga, ammo o'zingiz yemaysiz, chunki nazr qilgansiz. Qani, demakki dinda nazr bor ekan. Hatto nazrni payg'ambarlar qilgan. Sobit bo'lyapti. Ba'zi aytadiki, nazr qilishlik gunoh deb. Ba'zi yoshlarimiz qiziqyapti, u yangi fikrda endi, odamlar ko'pchiligi bilmaydi. Odamlarga borib, nazr harom. Siz qancha fitna fasod bo'ladi, gap, so'z bo'ladi, shov-shuv gap, falonchi falonga do'q qilibdi, nazrda harom deyapti. Hech eshitmagandek. Deb mashhur bo'ladi. O'rtaga tashayapti, ammo bu gapdagida yana bu payg'ambarlarga boradigan tarafi ham bor. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Nazr harom desiz, Yaqub alayhisalom mana nazr qilyapti. Maryam onamizning onasi nazr qildi. Maryam onamiz ham nazr qildilar. Ya'ni payg'ambarlar, avliyolar nazr qilishgan, nazr amali bo'lgan. Va nazr amali faqatgina bu namoz, roza, haj, shariatning buyurgan narsalari emas. Halol bo'lgan go'shtni yemay qo'yishlik, o'ziga mamnun qilishlik. Mana bu ham nazr. Agar gunoh bo'lganda Yaqub alayhisalom qilar mi shuni? Gunoh kabira bo'lsa. Yo sag'ira bo'lsa qilar mi? Qilmasdi. Joiz bo'lganligi uchun qilyapti. Shuning uchun nazr do'stlar mutlaqo nojoiz yoki mutlaqo joiz ishlik noto'g'ri bo'ladi. Tafsilli gapirishlik kerak. Shariatga muvofiq bo'lsa joiz. Shariatga xilof bo'lsa joiz emas. Va Yaqub alayhisalom harom qildimi? Demak, Yaqub alayhisalomdan oldin halol edi. Ibrohim alayhisalomning zamonida halol edi va Ibrohim alayhisalom yer edilar. Yahudiylarning mana tuhmati bo'xtonligi o'rtaga chiqdi. Mana ilmsizlik bilan tosh otishyapti. Doim ahli botil shunday. Xuddi haqqa o'xshab gapirishadi, o'rtaga chiqishadi jasorat bilan, ammo dalillarni so'raganingizdan keyin dalillarga qarasangiz, tekshirsiz botilligi, yolg'onligi o'rtaga chiqadi. Qul ayti Muhammad alayhisalom fa'tu bit-tavroti, qani Tavrotni olib kelinglarchi. Demak, biz dinimizni yaxshi o'rganganimizdan keyin, aqidamiz mustahkam bo'lgandan keyin dushmanlarimizni kitoblardan ham xabardor bo'lishligimiz kerak. Masalan, bizning dushmanlarimiz kommunistlarmi? Kommunistlarning kitoblaridan xabardor bo'ling. Chunki munozara qilinadi, mujodala qilinadi. Ya'ni eng yaxshi qurol o'zlarining kitoblaridan keltirilgan dalillar. Ham ularni botilga chiqarasiz, ham shubhaga solasiz va ularni avomlarni ko'pchiligini hidoyatga kelishiga sababchi bo'lasiz. Siz dushmanlaringiz, ya'ni ko'p munozara qilyapti turgan insonlar yahudiylarmi? Yahudiylarning butun kitoblaridan xabaringiz bo'lsin. Nasroniymi? Nasroniylarning kitoblaridan xabaringiz bo'lsin. Majusiymi? Majusiyligidan. Butparastmi? Buddistmi? Undan xabardor bo'ling. Shiyami? Shiyalarning kitoblaridan xabardor bo'ling. Pokistonda Pokiston ulamolari ikkita dushmani bor, ochiq. Biri nasroniylar, ikkinchisi shiyalar. Pokiston ulamolari, ya'ni mashhur katta olimlarning hammasi to'rila mazhabga qanday mohir bo'lsa, ahli sunnani qanday yaxshi bilsa, nasroniylarni ham, shiyalarni ham shunday yaxshi biladi. Shiyalarni ham butun kitoblarini o'qigan. Shuning uchun Pokistonning shayxlari bilan, ya'ni shiyalar hech qachon munozara qila olmaydi.
münazara doğrusu gap buluşu mümkünmez. Akılları giyem kimiydi? Çünkü bu şeyhler Kur'an-ı Hadis'te, Ahl-i Sünnet'in bütün fikirlerini, kitaplarını bilişten bir gelikte Şiyelerde bütün kitaplardan haberi var. Yani Şiyelerde önce münce şeyhleri önce haberdarmaz uzun mezhebeden. Peki onlar cüde maharetli halette haberdar buluşken, örgenişken. Ebeden münazara kılar mıydı ki? Hani Peygamberimiz Aleyhisselam ediyordular. Hani Tevrat da okuyorlar ki? Fetluha, tılavat kılıyorlar ki? Tevrat da okuyorlar ki? İn kuntum sadiqin, eğer sadık olsalarız. Kezzapsılar ki, yalancılar, yalan yapıyorlar, tuhmat kılıyorlar. Tevrat'ta hem yazılıyor. Şu vakiler kendi bize şimdi yazılıyor. Hani Yahud Nasrani'lerde davet kılıştık için, biz Tevrat ve İncil'de istifade kılıştıkımız gerek. Ama her kim içinmez. İslam'da çukur örgengen, İslam akidesini müstahkem örgengen kişilerine. Çünkü bazılar ki o tarafta ilimsiz olsa, cahil olsa, İslam'da yakışı çünmese, o kitaplardan tahsillerini konuşmaya mümkün. Çünkü ulamalar avamlarda men kılışadı. Ve Yahudiler Tevrat'ta alıp gelişelmedi, Abkes'e şermende buladı, bilişedi. Şimdi avamları bilmiyordu, avamları damlaları, mülleleri gişenip, bizi damlamış şimdiydi deyip yapırı yürüver diyor. Damlası gibi bağırıp, Tevrat'ta alıp geliyordu, alıp barıyorduk, Tevrat'tan gösteriyorduk haklıgımızı. Şeye koyuyorlar. Etmedi ki, ben yalan yapırdım, Tevrat'ta yok. Tevrat'ta okusayı, onlar da kollab kuvvetliydi. Değil miydi? Ezedi ya, onlar gap göğüste. Onlar münazara göğüste. Gap vermeydi. Peki, onlar tereddarı köp. Onlar bir küçü var, kuvveti var. Ya bizi uğradı, öldüredi diyen baharlarda kılıp uzunluğun kezzaplığını yaşarışadı. Bütün ahli batılı şunluk. Şimdi sünniymen deyip durup şirk, bidiyat, hurafetler için küreşe yaptırken, onlar da himayakıl yaptırkenler diyen halet şu. Münazıraksız, bomboş. Hiç kendi delilleri yok. Uzunluğun yalgançılığını, tuhmetteliğini, batılığını etraftan edildi de daha rahat edin, bunlar gerçek üstte, bunlar yaş tayinlengen, bunlar da arkasında falan var, pistan var, pülleri köp, tanışları köp, bir bahane kılır. 94. ayet. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kimde kim, mene şundan kiyin hem Allah Ta'ala'ya yalganlı iftirak ise, tuhmet ise, o şeyler, onlar zalimlerdir. Suyutiyeti yaptılar. فَمَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْلِ ذَلِكَ Kimi ki şundan ki inham yalganlı Allah'a iftirak ise, tuhmet ise ay zuhuril hücceti yani hüccet zahir bu gönden ki لَنَّ تَحْرِيمَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ يَعْقُوبِ لَا عَلَى اَهْلِ اِبْرَاهِيمِ Yani şu tüyanın göçtüğünü haramlığı Yakub Aleyhisselam tarafından bu gönlüğü İbrahim Aleyhisselam zamanı demez. Şunu tursa hüccetle sabit bu genden ki, Kur'an ve Tevrat ile ispat kılın genden ki, hem gene kimi ki Allah'a yalganı iftira kıladı yabbısa, فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O şeyler onlar zalimlerdir. الْمُتَجَاوِزُونَ الْحَقَّ اِلَى الْبَاطِلِ Hak'tan batılge ötüki tuğçilerdir. Hak'ını terk kılıp, batılge ötüki, batılge hizmet kılıkçilerdir. Allah'ın büyük hikmeti, Kur'an'ın mükemmel kitablığına karayın. Münazarada Yahudiler mağlup buluştu. Allah Teala onların batılığını ispat kıyandan ki, haklı haklığını gösterdikenden ki, etti ki, indi Allah Teala'ya tuhmet kımeyler. Kimi ki şundan ki, hemen hüccet sabit buluyandan ki, delillerden ispat kılıyandan ki, hem Allah ki yalanını tırakladıken bu sefer, tokiydiken bu sefer. Demek Allah Teala tüyanı göçünü haram kımayan mı? Lekin bunlar Allah Teala tüyanı göçünü haram kıldı diye yaptı mı? Allah Teala halal kıyan eseni, kimi ki haram dese Allah'a kezibini tuhmet kıyan bulaz. Allah'a yalganını ıslat diye yaptırken bulaz. Çünkü yaptılar mı? Yalan yapır yaptı, batıl eseni yapır yaptı da Allah'a tünke yaptı. Allah'a ıslat diye yaptı. Şunu yaptı Allah Teala, فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Kimde kim yalganını Allah'a tuhmet kısa, buhtan kısa deyipti. Demek, yani şer'i meselelerde nihayette ihtiyat buluşluk gerek. Bu halal haram doğrusu deyem. Şeriat halal diyene seni halal işliğimiz gerek. Haram diyene seni haram işliğimiz gerek.
Eğer tezkere sub kalsa, şeriatta halal bo'lgan narsani, muboh bo'lgan narsani, joiz bo'lgan narsani biz harom deb ko'rsak, Allohga yolg'onda tuhmat qilgan bo'lamiz. Yoki shariat harom degan narsani biz joiz deb olsak, halol deb olsak, Allohga yolg'onda tuhmat qilgan bo'lib qolamiz. Shuning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lishlik kerak. Yahudiylar, nasroniylar, butun kofirlar, mushriklar mana shu e'tibordan ham kofir bo'lishyapti. Allohga tuhmat qilganligi uchun. Allohga bo'xton qilganligi uchun. Va yana Allohning qonunlarini buzib turgan bo'lyapti. Allohning shariatini buzib turgan bo'lyapti. Payg'ambarlarga tuhmat qilib turgan bo'lyapti. Va insonlarni ham kufr shirkka chaqiryapti. Insonlarni ham adashtirib tashlayapti. Shunchalik katta jinoyat bo'lganligi uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Fa ulayka humu zolimun", o'shalar ular zolimlardir deyapti. Zolimun ya'ni kafirun. Kofirlardir bular. Kofir fatvolarda ham zikr qilinadi, xususan Hanafiy ulamolari ham aytadiki, shariatda bo'lmagan bir hukmni chiqarsa kimiki? Yoki shariatdagi hukmni o'zgartiradigan bo'lsa, kofir bo'ladi. Masalan, shariatda aroq harommi? Kimiki halol desa kofir bo'ladi. Buni hamma biladi. To'ng'izning go'shti harommi? Kimiki halol desa kofir bo'ladi. Joiz desa kofir bo'ladi. Yani bizi zamandakiler ihtilafli mesele kılıp gösteriyip duruyor. Ümmette elde yapıp duruyor. Meselelerden bir tanesi resim. Resim, suret, haram mı? Kimi ki helal ise kafir buladı. Caiz ise bulur ise kafir buladı. Çünkü Allah'a yalganlı tuhmet kılıyıp durar. Ve musika. Musika hem haram. Kur'an-ı Hadis'ten sabit bugün. Peki musikanı helal diye şey yaptı. Caiz diye şey yaptı. Kimiki onu halal ise caiz ise kafir bulad. Fevleyke humu zalimun. O şeyler ular zalimlerdir. Çünkü Allah'a tuhmet kılıç yaptı. Ve kafirlerden ki yine bir ahlaksızlık, terbiyesizlik, hayvani kılıklar diyen bazı deccal alimler caiz diye şey yaptı. Mubah diye şey yaptı. Bunların hepsi küfürdür. Allah'a, peygamberlerge, İslam dinine tuhmettir. Bir insan bir haramlı, haram diyen halette nafsiga mag'lub bo'lib, yo shaytonga mag'lub bo'lib qilib qo'yishi mumkin. Tavba qilsin. U kufrga tushmaydi. Fisq amal qildi. Lekin bilib turib, haromni halol desa kofir bo'ladi. 95-oyat. Qul sadaqalloh fattabi'u millata ibrohima halifa va ma kana minal mushrikin. Ayati Muhammad alayhisalom. Alloh to'g'ri aytdi. Hanif holatdagi yani fakat yine Allah'ın dinine mail bugün İbrahim'in milletine ergeşiler. Ve İbrahim müşriklerden bulmagan idi. Süüteyat yaptılar. Kul sadakallahu fi haza. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam şu mesele deyem. Allah Teala sadık buldu, doğru etti. Ke cemi'i mehbara bihi. Allah Teala haber vergen bütün meselede sadık bugün edik. Yani Allah Teala bütün gafide sözde sadıktır. Elbette doğru gafiradı. Bütün meselelerde hak bo'lganidek, sodiq bo'lganidek, tuyani go'shini masalasida ham Alloh taolo sodiq bo'ldi. Fattabi'u millata Ibrohima allati ana alayha hanifa. Ibrohim alayhisalomning millatiga ergashinglar. Ya'ni men ham mana shu millatdaman. Hanifa ma'ilan an kulli dinin ila al-islam. Ya'ni butun dinlardan yuz o'girib islomga moyil bo'lgan holatda. Islomga og'igan holatda. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim Aleyhisselam müşriklerden bulmagan idi. Qarang, Allah Teala ilan kılıyordu. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ Allah doğru etti. Allah sadıqdır, sadıqdır deyip aytkin deyordu. Demek biz hem Yahud Nasraylardan, kafirlerden Allah'ın dinini himaye kılamız. Yahudiler uzun Allah'a nisbet verip, uzunların emellerini Allah'a nisbet verip, Allah'a tuhmet kılıyordu. Biz ularda batıllarını açtığımız gerek. İslam'da ispatlar birleştiğimiz gerek. Hakkı ispat kılıştığımız gerek de. Yani Allah hakkı yapırdı. Allah sadık diştiğimiz gerek. Nasraniler gelen şu muamele, müşrikler gelen. Şimdi biz içimizden çıkken, mesela adeşken taifeler, şiyeler, murciyeler, mutezleler, havariciler gelen ispeten şu. Ve şimdi sünni mendigenler işleri hata geçiyor yapıyorken. Batıl fatvalarda beri yaptırırken, bidiyet çıkar yaptırırken,
insonlar bilan munozara qilib, haqni isbot qilgandan keyin sadaqallohu deyishligimiz kerak. Bu nihoyatda katta xizmat. Siz shariatni himoya qilyapsiz. Shariatni muhofaza qilyapsiz. Shariatni buzvorishliklardan saqlab qolyapsiz. Bu juda katta jihad bu. Juda katta ne'mat. Islomdagi eng katta ne'mat, eng katta xizmat shariatni saqlab qolishlik. Agar olimlar shu vazifani bajarmasa, ya'ni mujohidlarning jihodi, da'vatchilarning da'vati hech qasiniz ish bermaydi. Hech qasiniz foydasi yo'q. Nimaga? Mana yahudiylar. Jang qilganda biz zolimmiz deb jang qiladimi? Jihod qilyapmiz deydi ular. Nasroniylar jang qilganda biz zolimmiz, botilmiz, gunohkor bo'lyapmiz deydimi? Yo'q. Jihod qilyapmiz deydi. Mana misyonerlar dunyoning har tarafiga ketishyapti. Hayotini bag'ishlayapti. Mag'lub davlatini tikiyapti. Da'vat qilishyapti. Ular biz botilga chaqiryapmiz deb o'ylashyaptimi? Yo'q, haqqa chaqiryapmiz deyapti. Bizda ham agar islomda ulamolarimiz shariatni muhofaza qilmasa, shariat shariy hukmlarni saqlab qolishmasa, din buzilib ketdimi? Mujohidlar jihod qilyapti turganda nima uchun jihod qiladi? Buzilgan bir dinni himoya qilishlik uchun. Buzilgan bir dinni hokim qilishlik uchun jihod qilishyapti degan bo'lib qoladi. Va da'vatchilar ham insonlarni buzilgan dinga da'vat qilyapti turgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun dindagi eng katta xizmat, eng buyuk martaba, eng fazilatli amal Qur'on hadisni himoya qilishlik. Uni Qur'on hadisga mohir bo'lgan ulamolar qiladi. Shuning uchun butun islom tarixida ulamolar haqni masalasida hech kim ayamas edi va hech narsadan qaytmas edi. Kallasi ketsa ham, terisini shilib olsa ham, baribir haqni gapirishardi. Chunki dinni himoya qilishlik butun xizmatdan afzal, butun amallardan afzal bo'lgan narsa bu. Eng katta jihod, eng buyuk xizmatdir. Eng katta fazilat bo'lganligi uchun Alloh taolo buni har kimga ham nasib qilmaydi. Biz buni yalinib, Allohga yalinib yurib, yolvorib yurib, fidokorlik qilib, Allohga o'zimizni isbot qilib, sodiqligimizni, muxlisligimizni isbot qilib, istiqomat qilsak, keyin Alloh taolo bizga bu darajani nasib qiladi. Biz shariatni himoya qilgan holatda Alloh sodiqdir, Alloh haq gapirdi, to'g'ri gapirdi deyishligimiz kerak. Va botil ahli kofirmi, mushrikmi, munofiqmi, bid'atchimi, fosiqmi, ularning hammasini rad qilishligimiz kerak. Haq isbot qilingandan keyin qarang, nihoyatda go'zal bir buyruq bo'lyaptiki, fattabi'u millata ibrohima. Ey yahudiylar, ey nasroniylar, Ibrohim alayhisalomning millatiga ergashinglar. Bizga ayni masalada e'tiroz qilishardi. Sizlar Ibrohim alayhisalomning millatidan emassizlar deydi. Alloh taolo tushuntirib, isbot qilib, qarang nima deyapti? Ibrohimning millatiga ergashinglar deyapti. Shunda yushayaptiki, qochgani yo'li yo'q. Hali Baqarada aytilgandek, chaqmoqlar momoqaldiroqlarning tagida qolgan insonga o'xshab qolishyapti. Yahud nasroniylar. Aslida iymonga kelishlari uchun juda katta imkoniyat. Lekin qabul qilmasa, sharmandachilik, xorlik. Ibrohim alayhissalomning millatiga ergashinglar. Nima Ibrohim alayhissalomning yo'lini tark qilyapsizlar? Kellar Ibrohim alayhissalomning yo'liga. Bizga e'tiroz qilyaptilaringiz. Qarang, o'zi botil bo'lgan holatda payg'ambarimizga tuhmat qilyapti. Endi bizning zamonimizda ham o'zi botil bo'lgan holatda bizga e'tiroz qilishlik, tuhmat qilish, yo ertaga siz xizmat maydoniga chiqsangiz, sizga tuhmat qilishligi, sizni botil deyishligi bu sunnat bu. Bu narsalarga xafa bo'lmang, xursand bo'ling. Payg'ambarlarning boshiga kelgan narsa. Payg'ambarimiz alayhissalom yahudiy nasroniylarni Ibrohim alayhissalomning yo'liga chaqiryapti. Ular aytayaptiki, bu Muhammad Ibrohim alayhissalomga dushman, muxolif, yo'li-yo'liga o'xshamaydi. Biz Ibrohim alayhissalomning yo'lidamiz deyapti. Endi mana hanifan kelyapti. Alloh taolo qasdan aytayaptiki, hanifan. Hanif holatdagi. Ya'ni tavhiddagi faqatgina Allohga moyil bo'lgan. Yuqorida ham aytilindi. Butun shirkdan, kufrdan, islomdan boshqa butun narsalardan yuz o'girgan holatdagi Ibrohim alayhissalomni yo'liga kelinglar. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim Aleyhisselam müşriklerden bulmagan idi. Sizler nimaga şirk keltiryapsizlar? Hem şirk keltiresizler hem uzlarınızı İbrahim Aleyhisselam'a nisbet veresizler.
İbrahim Aleyhisselam müşrik emas edi ki. Zerre kadar şirk keltirmagan edi. Qarang, Alloh aytayapti buni. Va ma kana minal müşrikin, müşriklerden bo'lmagan edi deyapti. Mana shu oyatlardan kelib chiqib biz aytamizki, bazı musulmonlar bor İbrahim Aleyhisselam to'g'risida ali yulduzlarga qarab turib, "Haza Rabbi." Bu benim Rabbim desa, haqiqiy ma'noda olishib İbrahim Aleyhisselam yulduz, oy va quyoshni Rab deb o'yladi. Xudo deb o'yladi. Keyin ular botib ketgandan keyin, xato qilgan ekan deb tavba qildi, deydi, tuhmat bu. Alloh aytayaptiki, "Va ma kana minal mushrikin." İbrahim Aleyhisselam müşriklerden emas edi. Yulduzni haqiqiy ma'noda Rab deb o'ylashlik, oy va quyoshlarni haqiqiy ma'noda Xudo deb o'ylashlik shirki bu. Alloh taolo hanif deyapti qarang, İbrahim Aleyhisselam hanif edi-ku. Unda haniflikni nima ma'nosi qoladi? Müşrik bo'lmagan edi deyapti. İbrahim Aleyhisselam tug'ilganidan o'lguniga qadar shirk keltirmagan. Kimiki shirk keltirgan bo'lsa qattiq tuhmat qilgan bo'ladi. Qarang, biz rad qiladigan taraflarimiz ko'p. Biz ham yahud nasroniylarni rad qilamiz, ham ichimizdan chiqqan ularni yo'liga tushib qolganlarni rad qilamiz. İçimizden chiqqan bu adashganlarni yahud demaymiz, nasroniy demaymiz, ama shularni yo'liga kirib qolgan bular. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar ki, yahud nasroniylar yerga yashib ketasizlar deb. İçimizden chiqib shularga yerga yashib ketyapti. Mana shiyalar nasroniylarga yerga yashgan. Havorijlar yahudiylarga yerga yashgan. So'pilar mana nasroniylarga yerga yashib ketishyapti. Shularni rad qilishlik kerak. 96. oyat. İnne awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Albatta insonlar uchun qo'yilgan uyning birinchisi Bakkadagi uydir. Muborak holatda, ya'ni barokatli qilingan holatda va butun olamlarga hidoyat, haq yo'lni ko'rsatuvchi holatda. Suyuta aytibdilar va nazala lamma qalu qiblatuna qabla qiblatikum. Yahudiylar bizning qiblamiz sizlarning qiblalaringizdan oldin bo'lgan edi. Ey Muhammad, sen bu Ka'bani endi qibla qilyapsan, lekin bizning qiblamiz Baytul Muqaddas sendan oldin bo'lgan edi. Sulaymon alayhisalom zamonida, Davud alayhisalom zamonida bo'lgan. Bizniki endi oldinroq bo'lgandan keyin haq bo'ladi, bizning qiblaga ergashinglar. Deyishganda shu oyat nozil bo'ldiki, inna awwala baytin wudi'a muta'abbadan lin-nasi fil ardi. Yer yuzida insonlar uchun ibodat qilinadigan yer qilib qo'yilgan uylarning eng birinchisi lallazi bi Bakkata, Bakkadagi uydir. Ya'ni Makka. Bil ba'i lug'atun fi Makka. Makka to'g'risidagi yana bir lug'atdir. Makka ham deyiladi, Bakka ham deyiladi. Summiyat bi zalika li'annaha tabuqqu a'naqal jababira. Ay tabuqquha Makka Bakkada atalardi. Nimaga? Zolimlarning bo'ynini sindirganligi uchun. Taduqquha. Zolimlarning bo'ynini sindirganligi uchun. Mana Abraha bostirib keldi-ku. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ashabul fil. Qanday xor qildi ularni? Butun insoniyat tarixida Alloh taolo Makkadagi o'zini uyini himoya qilgan. Hech qaysi zolim u yerni xorlay olmagan. Endi sizga savol keladiki, ammo mana İbrahim alayhisalom zamonida qayta qurildi. Badahul malaikatu qabla xalqi Adam. Odam alayhisalom yaratilishligidan oldin farishtalar uni qurgan edi, oldindan bor edi. Demakki Odam alayhisalom zamonida bo'lgan. Undan keyin ham davom etdi ki, Nuh alayhisalom zamonida yana bo'ldi. Lekin İbrahim alayhisalom zamoniga kelganda yo'q edi. İbrahim alayhisalom Ismoildan birgalikda qurdi. Yangidan paydo bo'ldi. Buni qanday tushunamiz uni? Demak, yo'q bo'lib ketibdi, yo'qotib yuborishibdi-da. Siz uni yo'q bo'lishligining sababi zolim bo'lgan podsholarning bostirib kelishligidan bo'lgani yo'q. O'sha yerdagi odamlarni shirkka botib ketishligidan bo'lgan. Ular shirkka botib ketishdi, keyin Alloh yo'qotdi ularni. Ularni ham yo'qotdi, uyni ham yo'qotdi. Ya'ni insonlarni shirkka kufri sababchi bo'ladi. Lekin insonlar haq yo'lda tursa, düşmanlar hiç qachon g'olib bo'lmaydi ularga. Düşmanlarga yo'l bermaydi Alloh taolo. Bakka degani mana sindirmoq, mag'lub qilmoq.
yengmoq degan ma'noda. Adam alayhissalomdan oldin farishtalar qurgan edi. Va bu degan ba'dahu al-Aqsa keyin bu Ka'ba qurilgandan keyin Makka'dagi uy qurilgandan keyin 40 yildan keyin Baytul Maqdis qurildi. Va baynahum 40 sana. İkalasining o'rtasida 40 yil bor. Kama fi hadisi sahihayni Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda zikr qilingandek. Va fi hadisin annahu awwalu ma zahara ala wajhi al-ma' inda khalqi as-samawati wal-ardi zubdatan bayda fa duhiyat al-ardu min tahtihi. Yana hadisda keladiki yer osmonlar yaratilib turgan vaqtida suvning ustida birinchi bo'lib ko'ringan narsa mana shu Ka'badagi uydir. Bu oppoq qaymoqqa o'xshab turgan edi suv ustida. Keyin mana shu uyning tagidan yer yuzi yaratildi. Yasaldi, barpo qilindi, paydo qilindi. Mubarakan halu minallazi ayza barakatin. Allazidan hol bo'lyapti, ya'ni barakat sohibi, barakatli qilingan. Barakatli holatdagi uy. Va hudan lil alamin va butun olamlar uchun hidoyat qiluvchi, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi holatida. Lannahu qiblatuhum chunki bu Makka, Makka butun insoniyatning qiblasidir, butun olamlarning qiblasidir. Faqatgina insonlar emas, olamlarning qiblasidir. Nozil bo'lishining sababiga mana shu yuti ishora qilyaptilar. Yahudiylar qibla to'g'risida tortishdi. Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Yuqoridagi oyatlarga aloqasi esa Islom bir deyapmiz. Butun payg'ambarlarning dini bir bo'lgan. O'rtada hech qanday farq bo'lmagan desak, endi bular aytadi, mana qiblalar har xil-ku. Yahudiylar bu yoqqa qarayapti, nasoralar bu yoqqa qarayapti. Din bir bo'lgan bo'lsa, butun payg'ambarlar bir dinda kelgan bo'lsa, nimaga qiblalarning masalasi boshqa-boshqa? Eng muhim masala-ku bu. Mana shu e'tirozlarga, shubhalarga Alloh taolo javob beryaptiki, insonlar uchun qo'yilgan uyning birinchisi shu Makka'dagi uydir. Ya'ni butun insoniyat uchun birinchi qurilgan uy Makka'dagi uy. Odam alayhisalomdan oldin ham bor edi. Odam alayhisalomdan keyin ham bor edi. Nech marta bu uy qurilib, buzilib ketganligi to'g'risida ixtiloflar bor. Insonlardan oldin jinlar yashagandi-ku. Jinlarda ham qiblasi bo'lgan. Jinlarni zamonida ham bo'lgan, Alloh taolo jinlarga ham amr qilgan, haj qilasizlar. Shu dinga qarab namoz o'qiysizlar deb amr qilgan. Va inson yaratilgandan keyin, Odam alayhissalom yaratilgandan keyin birinchi uy mana shu bo'lgan. Dunyoning boshqa hech yerda hech qanday uy mavjud emas edi. Birinchi uy mana shu. Keyin boshqa uylar qurildi. Muborak holatida. Bu barakatlidir, muborak yerdir. Va butun olamlar uchun hidoyatdir. Butun olamlar uchun deyapti. Uni qanday tushunish kerak? Hatto farishtalar ham tavof qilishadi. Shu Makka'dagi Baytullohni farishtalar ham, mu'min bo'lgan jinlar ham tavof qilishadi, haj qiladi, umra qiladi. Birinchi osmonda ham uni muqobilida bir uy bor. Ikkinchi osmonda ham, uchinchi osmonda ham, yetti osmonda hammasida Alloh taolo uy qo'ygan. Hammasini farishtalar tavof qilishadi. Har osmonning farishtalari tavof qilishadi. Doim ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Barakatli yer. Va mana shu butun olamlarga hidoyat bo'lyapti, butun insonlarni, butun mahluqlarni birlashtiryapti. Qiblasi bitta bo'lyapti-ku. Dunyoning har tarafidan, koinot har tarafidan bir tarafga qarab ibodat qilishyapti. Birlashyapti hammasi. Haq yo'lni ko'rsatyapti. To'g'ri yo'lni ko'rsatyapti. Makka hozir ham, Ka'ba hozir ham butun olamlar uchun hidoyatdir. Haq yo'lni ko'rsatyapti. Endi Makkada yashab turgan insonlar bu haqqa xizmat qilyaptimi, qilmayaptimi, u boshqa masala. Haqqa xizmat qilishlikka harakat qilishyapti. To'g'ri kamchiliklar bor. Lekin xizmat qilishyapti, Alloh rozi bo'lsin. Katta xizmatlar bo'lyapti, lekin bu yerda Alloh taolo uyni o'zini aytyapti. Uyni o'zidan hol bo'lyapti, hudan. Shu Baytullohni o'zi butun olamlar uchun hidoyatdir. Qani o'zi
Makka'daki mu'minlerin hizmetinden tashqari. Bunu o'zi ham barakatlidir ve bütün olamlar uchun hidoyatdir. Doğru yo'lni ko'rsatadigan narsadir. Hidoyatga sababchi bo'lgan vasila bo'lgan narsadir. Ne olamlar deganda nima uchun olamlar deyildi? Linnas deyilmadi. Aytdik mana jinlar bor, farishtalar bor va undan boshqa mahluqlar. Ka'bani himoya qilishligi uchun Alloh taolo toyron ababil, ababil qushlarni jo'natdi-ku. Fillar Ka'baga bostirib kelmadi-ku. Qarang, hudan lil alamin. Hadislarda keladi payg'ambarimiz alayhissalomning mo'jizalaridan bittasi. Bir kiyikni bo'ri quvlab keldi. Kiyik haramga kirib oldi, bo'ri haramga kirmadi, to'xtadi, kutib o'tiribdi. Yotibdi, kutib. Hayron qoldi insonlar. Qarang, bütün olamlarga hidoyatdir. Aqlsiz jonzotlar ham Ka'baning Makka'ni qadr qiymatini bilyapti turgan bo'lsa, endi insonlar nima uchun bilmayapti? Nima uchun yahud nasoralar buni qadr qiymatini bilmayapti? Nima ularga aytilmaganmi? Shu Ka'bani, Makka'dagi Ka'bani Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom qurganligini bilmaydimi ular? Juda yaxshi bilishadi. Butun insonlarni Ibrohim alayhisalom shu yerga hajga chaqirmadilarmi? Hali keyingi oyatlarda sarohatan keladi-ku. Bütün insonlarni chaqirdi-ku İbrahim alayhisalom. Endi bu yahudiylar İbrahim alayhisalomning millatida bo'lsa, nima uchun kelmayapti hajga? Nasronlar İbrahim alayhisalomning millatida bo'lsa, nima uchun hajga kelishmayapti ular? Kesin. İbrahim alayhisalom qurgan va İbrahim alayhisalom da'vat qilgan-ku hammani, qiyomatgacha hammani da'vat qilganlar. Kelinglar haj qilinglar deb. Qani butun olamlarga hidoyatdir bu. Nima inkor qilishyapti ular? Endi o'zimiz ichimizga kiramiz. Bu fosiq musulmonlar, johil musulmonlar. Nima uchun Ka'ba, Makka muborakligini va hidoyatligini inkor qilganda yashashyapti? Befarvo bo'lib yashashyapti. Bilsin buni qadr qiymatini. Haj farz bo'lgan bo'lsa hajga kelsin, umraga borsin iloji boricha, himoya qilsin, qo'llab-quvvatlasin. İzzet şerefini ziyade buluşu için hizmet kısın. Dünyanı kaç çekeste bulsun insanlar Kabe'ye kadar, Mekke'ye kadar namaz okuydu. Bütün insaniyatı birleştiriyordu Allah-u Teala. Bir ceset kılıyordu, bir cemaat kılıyordu. Yönelişini bir kılıyordu. Demek ki Mekke, Kabe dünyanın merkezi buluyordu. Dünyamaz. Lil alemin diyatını alemlerinin merkezi buluyordu. Yer kurrasini yaratilishligi shu Ka'badan boshlangan. Bu juda bir katta-katta kashfiyot bu. Tabiat ilmlaridan qarasangiz, ammo kofirlar ochmayapti buni. Nimaga insonlarda Ka'baga nisbatan, Makka'ga nisbatan hurmat, muhabbat ko'payib ketmasin deb. Bo'lmasam Qur'on hadisdan ham sobit va hozirgi ilm ham buni ko'ryaptiki, shu Makka'dan boshlab yaratilgan yer yuzi. Oldin Makka yaratilindi. Undan keyin boshqa yer kurrasi yaratildi. Albatta o'sha keyin holatda emas, birdaniga bo'ldi-yu, ammo boshlanishligi Makka'dan boshlandi. Makka'ni qibla qilinishligi, Ka'bani qibla qilinishligi, markaz qilinishligining hikmatlaridan bittasi shu. Zotan markaz. Zotan yer kurrasi shundan yaratildi. Markazligiga tabiiy dalillardan bittasi dunyoni qayeriga borsangiz, masalan yozda quyosh tikiga kelganda bir tahtani, bir metrli tahtani tikka qilsangiz, uni fayuz zavoli bo'ladi. Soyasi bo'ladi baribir. Ammo Makka'da, shu yoz vaqtida quyosh shunday bir tikkiga keladiki, tahtani qo'ysangiz, yerga soyasi tushmaydi. Soya yo'q. Nimaga? Quyosh nihoyatda to'g'ri kelganligi uchun. Shunday o'zini to'g'risiga kelyaptiki, soyasi tushmayapti atrofiga. Tushundingizmi? Ama dünyanın başına qayeriga borsangiz boring, ya o'ng tarafida, ya chap tarafida, ya oldi tarafida, ya orqa tarafida, albatta ozgina bo'lsa ham soya bo'ladi. Nimaga? Quyosh chunki to'g'riga kelmayapti. O'sha siz qo'ygan 1 metrlik taxtani uchiga nisbatan quyosh nihoyatda to'g'ri turgani yo'q. Biroz qiyshiq bo'lib turibdi. Shuning uchun soya ko'rinyapti. Qarang, Alloh taolo demakki Ka'bani ham tabiat e'tiboridan ham yaratilishlik e'tiboridan ham markaz qilgan va shariat e'tiboridan ham markaz qilyapti.
birinchi qurilgan uy, birinchi ibodat yeri, birinchi barakatli yer, birinchi birlik yeridir. Hani Makka'ni biz bütün insoniyatning birligi uchun istifoda qilishligimiz kerak. Makka demak bütün insoniyatni birlashligi uchun, tavhidga kelishligi, islomga kelishligi uchun xizmat qilishlik kerak. Fihi ayatun bayyinatun 97-oyat. Fihi ayatun bayyinatun maqomi Ibrohim. Va man dakhalahu kana amina. Walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Va man kafara fa inna Alloha ghaniyun 'anil 'alamin. Unda mana shu uyda Baytullohda ochiq oyatlar, mo'jizalar bordir. Ibrohimning maqomi bor, turgan yeri. Kimiki bu uyga kirsa omonda bo'ladi, tinch bo'ladi. Alloh uchun insonlarning zimmasida Baytullohni haj qilishlik bor, unga yo'l jihatidan qodir bo'lgan kishilarga. Va kimda kim kofir bo'lsa, qarshi chiqsa, albatta Alloh taolo butun olamlardan behojatdir. Suyuti aytayaptilar, fihi ayatun bayyinatun. Bu Baytullohda ochiq oyatlar, mo'jizalar, hujjatlar bor. Minha shu oyatlardan, mo'jizalardan bittasi maqomi Ibrohim. Ibrohim alayhisalomning maqomida turgan yeridir. Ay al-hajarul lazi qoma alayhi inda binal bayti. Ya'ni Baytullohni quriyab turgan vaqtida ustiga chiqib turgan toshi. Vattahizu min maqomi Ibrohim musalla oyatini tafsirida aytdik. Ismoil alayhisalom olib keldi, ustiga chiqdilar. Ismoil alayhisalom tosh toshib turardi, Ibrohim alayhisalom Baytullohni quriyaptilar. Shu toshni ustiga chiqib quriyaptilar. Albatta uy ko'tarilgan sari. Fa'asara qadamahu fihi. Keyin Ibrohim alayhisalomning ikkala oyog'i toshga ta'sir qildi. Va baqiya ilal an. Va Ibrohim alayhisalomning o'sha toshdagi izi hozirgacha qoldi. Ma'a tatawulil zamani va tadawulil aydi alayhi. Zamonlar shunchalik uzun o'tganiga qaramasdan va qo'llar bu toshga ko'p tekkaniga qaramasdan. Siz hozir bir tosh ustiga chiqing, sakring. Ustiga boshqa 100 kilolik toshni ham ko'tarib oling, yana 100 kilo tosh qo'yib qo'yishsin. Qani oyog'ingiz tagidagi toshga izi chiqadimikin? Chiqmaydi. Ibrohim alayhissalom tosh ustiga chiqyaptilar, izlari chiqib qolgan. Boring Makkaga boring, umraga hajga borganda ko'ringlar, shu Ka'bani yonida turibdi. Hozir shisha bilan o'rab qo'yishgan, bunday qarasangiz, tosh, toshda Ibrohim alayhissalomni izi turibdi. Oyog'ini izi turibdi. Bu nimaga? Ibrohim alayhissalom nihoyatda buyuk bir xizmat qilyaptilar. Baytullohni quryaptilar. Birinchi uyni tiklayaptilar qayta. Dinga xizmat qilyap turganligi uchun tosh Ibrohim alayhissalomga muloyim bo'ldi, yumshadi. U tahamirga o'xshadi. Ayağı ağrımasın dedi. Bunda bizde bir ders var. Demek ki biz dinge hizmet kıladigan bo'lsak, Allah-u Teala taş diyen bizde yumuşat varadı. Hani? Taş diyen yumuşat varadı. Yani insanları da koyun kendi. Başka mahlukları da koyun. Dinge hizmet kılaman siz Allah-u Teala bütün imkaniyetlerde yaratıp bir olaydı. Bütün mahluka sizge tarafdar bulurlar. Çünkü hakiki iştikli yapsız. Vazifeyizi beceri yapsız. Kullik, mahluklik vazifeyizi beceri yapsız. Maqom Ibrohim. Va minha taz'ifu hasanat fihi. Va Baytullohga tegishli mo'jizalardan yana bittasi Baytullohda hasanalarning ko'payishligi. 100 ming barobar savob bo'ladi-ku. 100 ming barobar. Va anna toyra la ya'luhu. Va qush Baytullohning ustidan o'tmaydi. Qarang, hurmat qilib ehtirom qilib ustidan o'tmaydi. Va man dakhalahu kana amina. Kimdaki Baytullohga kirsa tinch bo'ladi. La yuta'arradu ilayhi biqatlin aw zulmin aw ghayri zalik. Uni qatl qilib yo unga zulm qilib va undan boshqa aziyatlar bilan unga qarshi chiqilmaydi. Walillahi 'alan-nasi hajjul bayti. Alloh uchun insonlarning zimmasida Baytullohni haj qilishlik bordir, vojibun ya'ni vojibdir, farzdir. Bikasil hay va fathiha, haning kasrasi va fathasi ya'ni hajjul desa bo'ladi, hajjul desa bo'ladi.
lug'atan ikki lug'atdir. Ikkalasi ham arabchada bor bo'lgan narsa. Fi masdari hajja. Hajja yahujju fe'lining masdari hajjun yoki hajjun bo'lib. Qasada hajja degani qasada degani. Haj degani qasd qilmoq degani. Va yubdal minan nasi va annas kalimasidan badal bo'ladi. Ya'ni alan nasi dedik-ku, o'sha nas insonlardan man kimiki badal bo'lyapti. Ya'ni insonlarning hammasiga emas. Hajning farzligi. Man kimiki istato alayhi sabila unga Baytullohga yo'l jihatidan qodir bo'lgan bo'lsa. Tariqa mana sabil degani yo'l degani. Fassarahu sallallohu alayhi vasallam bizzabi va rohilati. Yo'l jihatidan qodir bo'lishlik nima deb so'ralganda payg'ambarimiz alayhisalom uni zod va rohila deb tafsir qildilar. Zod azoqat borib kelgunicha yetadigan. Rohila esa markabdir. Rohila ko'pincha tuyaga ishlatiladi. Endi sahrolardan o'tganligi uchun, uzoq safar bo'lganligi uchun tuya deyilyapti. Ravahul hakim va g'ayruhu. Bu hadisni, ya'ni qudrat zod va rohila ekanligini hokim va undan boshqa muhaddislar rivoyat qildi. Va man kafara, kimki kafir bo'lsa billahi Alloh taolaga او بما فرضه من الحج ياكي حجدان فرض قيان حكمك كميكي كافر بسا فإن الله غني عن العالمين البتة الله تعالى بطن أعلم لدن بحاجت در الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم بطن إنسان لدن جن لدن فرشت لدن وولاد إبادت دنن بحاجت در كريمة صلى الله تعالى الله تعالى من بو آيات بيت الله نين فزيلت لرنت يبت وده أچه حجت لر بار Baytullohda ochiq hujjatlar, mo'jizalar, dalillar ko'p. Tafakkur qiling, tasavvur qiling, o'rganing, o'qing, shohidi bo'lasiz. Juda ko'p mo'jizalar bor. Tarixini ko'ring. Mana qurilishlik tarixi, hozir olamiz. Ismoil chaqaloq, Zamzamning chiqishligi. Bular hammasi katta mo'jizalar-ku. Boshida mana yaratilishlik masalalarini aytdik. Uni ro'parosida har bitta osmonda Baytullohning borligi. Qanchadan qancha mo'jizalar bor edi. Ayatun bayyinatun ochiq mo'jizalar bor. Shu insonlar Ka'bani qibla qilishib, shu yerga qarab namoz o'qiydi. Insonga buni tibbiy tarafdan ham, ruhiy tarafdan ham foydalari bor. Maza qilasiz, yayraysiz. Qanchadan qancha foydalari bor. Mana hozir topishdik-ku, hozir aytishyapti. Inson sajdaga borgan vaqtida uni jasadiga zarar qiladigan tashqaridan kelgan energiyalar, to'lqinlar mana hozir telefonda to'lqini yoki radioniki boshqa va boshqa unga kirib qolgan jasadiga kirib qolgan zararli nurlar hammasi yerga o'tib ketadi sajda qilgan vaqtingizda. Qarang, poklanyapsiz. Ham gunohlaringiz yuvilyapti, ham jasadidagi zararli narsalar chiqib ketyapti. Qibla masalasi ham shunday. Qiblaga qarab namoz o'qiyapsizmi kuniga 5 mahal? Ham savob bo'lyapti, gunohlaringiz yuvilyapti. Ajr hosil qilyapsiz, hal jannatga borasiz, buni tibbiy tarafdan ham, ruhiy tarafdan ham, aqliy tarafdan ham sizga foydasi bor. Qanchadan qancha mo'jizalar bor. Va maqomi Ibrohim bor. Mana mo'jizalardan bittasi Ibrohim alayhisalomning yeri. Qarang, tosh. Tosh yumshadi. Nima uchun? Ibrohim alayhisalom shu uyni qurib turganda mendan aziyatlanib qolmasin deb. Va tosh qattiq bo'ladi-ku. Toshni ustida tursangiz, oyog'ingizga botadi. Boshda bo'lmasa ham birozdan keyin xususan ushbu bir og'ir yukni ko'tarsangiz oyog'ingiz botadi. Lekin Ibrohim alayhisalomning oyog'ini tagidagi tosh yumshadi. Ibrohim alayhisalomga muloyim bo'laydi. Aziyat berib qo'ymaydi. Yuqorida aytganimdek, demakki biz dinga xizmat qiladigan bo'lsak, Alloh taolo butun narsani bizga xizmatkor qilib qo'yadi. Va tosh qattiq narsa. Toshni yumshatolmaysiz. Lekin dinga xizmat qilsangiz, tosh ham sizga yumshaydi. Tosh ham sizga muloyim bo'ladi. Toshiki yumshadi, muloyim bo'ldimi, boshqa hammasini Alloh taolosi sizga muloyim qiladi, yumshatadi. Butun imkoniyatlarni yaratib beradi. Biz dindan qanchalik uzoqlashsak, din xizmatdan qanchalik uzoqlashsak, o'zimizga shunchalik zulm qilamiz. Shunchalik balo-qazolarga qolaveramiz, musibatga qolaveramiz. Lekin dinni mahkam ushlang, butun ishlaringizni Alloh o'zi oson qilib, o'zi hal qilaveradi. Va bütün mahluklar xizmatkor bo'ladi sizga. Bütün mahluklar yordamchi bo'ladi sizga. Va aslan shuning uchun yaratilganingiz. Aslan siz shunday bir aziz bir mahluk bo'lishingiz kerak edi.
İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının izleri çıkıp kaldı şu taşka. Kim katıp kaldı? Hazır kattı, az yumuşamaz. Ve kimi ki Beytullah'a kirse, tinç buladı, kâne aminen. İslam'da hem şu, fakat yine Kâbe demez, Mekke'de, Haram'da, Rafiq kitabları da okudularız, hadisleri de okudularız, Bakara Suresi de tafsirde edilindi. Hatta otları, darahları yülünmeydi. Hayvanları öldürülmeydi. Mesela kuyan ya kiyik geldi mi, avlaştık caizmez. İşara kılışem caizmez, delalat kılışem caizmez. Dürüstmez. Şu derecede tinçlik. Yani darahlar, kuşlar, hayvanları tinçlik verilgenler ki insanlara tinçlik verilmeydi mi? Eğer böyle cinayetçi Kâbe'ye kaçıp girse, İslam etedi ki, onge ceza vermeyler, o salıya koyular dedi. Çünkü Allah eti yaptı. Kimi ki, Beytullah'a kirada gelmese, tinç bulan diye yaptı. Aminde bulan, hatırcan bulan diye yaptı. Cinayetçiler ki gendeyen, bana tinç buluşluk gerek. Hatırcan buluşluk gerek. Lekin, elbette cinayetçiler de küzetersiz. Bana Hazır Saudi hükümeti, her bir üstünge kemere koyuyen. İhtiyar buluşluk gerek. Tinç, hatırcan, hizmetli, mükemmel kılasız. Kim kese, kesin. Bemalar ibadetini kısın. Lekin tekşirin. Artık tekşirişedir. Demek ki bu zamanda bana kafirler içinden kayıtma yaptı. Partileri gönderse hep gidip partlasana mı burası? İhtimali yok mu? Var ihtimali. Bunu açık kafirden hem kılışı mümkün. Münafık Müslümanlar diye hem satvarıp kılışı mümkün. Çünkü için tekşiresiz. Karadisi gibi bir adam ifsat kılı yaptı. Bir zarar bir maçı onu işlemedi elbette. Peki üyede ceza verilmedi. Üyede katlı yapılmadı. Üyede şirin yapıldı, yaşı yapıldı, alıp çıkarılardı. Ekti işte şurta, taşkarıya alıp çıkarılardı. Şimdi tekşirilardı, onun yakarak cezası verilardı. Bu cinayetçiler tarafından geldik. Yani cinayet kılmaya adam ki, cinayet kılmaya adam hem Mekke'ye bağsız mezak ilaz. وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ اَمِنَا Allah Teala hemen geldi yaptı. Kimi ki onge kirse, tinç buladı, hatırcan buladı yaptı. Hacı'ya, umre'ye bağlayanlarınızda onu küzetesiler. Şu ayette islilerde, şimdi haramda, Kâbe'de oturup siz, ibadet kılıyıp siz, yani zikir kılıyıp, tavaf kılıyıp siz, ne o yüzü bir teşriğine nihayette hatırcan siz. Benim her umre'ye bağlayanlar, her yeri küzeten adamlardı. Her hıl millet, dünyanın her tarafına giden, meza kılıp oturuştu. Kâbe'ye karab, zikir kılıp, namaz okuşup, hatırcan. Şimdi bir hatırcanlık. Uzunu vatanından 100 bin yıl teşkişi buluşu mümkün. Uzunu vatanı otdişi de buluşu mümkün. Lekin bir de hatırcan oturuldu. Hemen mezaklı oturuldu. Hemen hatırcan oturuldu. Kim bu sebusun? Nime milletten bu sebusun? Acib bir tinçliği, hatırcanlik, istirahat geledi. Çünkü şu hemen bariz geledi. Etedi ki bir bariz bariz geledi. Ruhiz geledi de. Bariz de her yeni barib durin. Umre gel. Ebu Hanife 55 metre haç mıyken? Skandi Hanefi'siz. Bittiğim haç kılanmıyız. Velillahi ala nasi hiccul beyti. Allah için insanların zimmesi de Beytullah'ın haç kılıçlığı var. Bana şu ayet hacinin farzlığını bildirilen ayettir. Allah rızası için, Allah için haç kılıçlığı farz buldu. Allah'ın merhametini karın. Şöyle tohtanır. Eğer şöyle tohtasaydı, bizi pülümüz var mı, yok mu, keselimiz mi, sağımız mı, yol tinç mi, tinçmez mi, onge karalmasıdır. Her kendi halette hacge barıştık farz bulardı. Lekin Allah Teala deyip ki, men istata ileyhi sedile. Hacge yol itibarıdan, yol cihatıdan kadir bulgen kişilerge deyip. Yolge kadir bulgen kişilerge hac farz bulardı. Bunu hadislerde zad ve rahile deyildi. Hacge barıp gelişlik. Barış ve kelisizliğe yeterli az vakat ve merkep. Şimdi hazır merkebiz bu mesela merkebinin ücreti. Tayyarlarda barış kelisiz mi uçup? Şunu pülü buluşluk gerek. Ya yerde barışsın mı? Avtobüzden mi nümede bu sayem? Bunu yol kelisinde bir adıgan derecede buluşluk iz gerek. Bu hükümsüz münferit bu yanıza. Eğer barışak iz bu ise bir ailenin rehberi bu siz, ata bu siz. Onda barib tüyünüzge kadar bulara muhtaç bu medigen derecede. Orta halette yaşaydıgan haracatlarını teşekkür etişiz gerek.
bo'lmasa joiz emas. Durus emas. Va fiqh kitoblarida o'qidilaringiz, boshqa qancha shartlari bor. O'zingiz badanan sog'lom bo'lishingiz kerak. Va yo'l ham tinch bo'lishlik kerak. Masalan, aytaylikki, hozir Suriyadan ketadigan bir holatda bo'lsangiz, Suriyadan o'talmasangiz, jang bor. O'lim tahlikasi bor, zulmning tahlikasi bor, xatari bor. Bashorda odamlar o'shib olib, mana sunniy deb o'shib oldik deb azob berib o'ldirishi mumkin. Boshqa yo'lingiz bo'lmasa, unda sizga farz bo'lmaydi, bormasangiz bo'laveradi. Ya'ni biz zamonimizda yo'l ko'p albatta. Dunyoning boshqa chekasiga borasiz, masalan Dubayga uchib borasiz, Misrga uchib borasiz, yo Yamanga uchib borasiz. Boshqa taraflardan ham kirib ketsiz bo'laveradi. Alhamdulillah Alloh taolo o'z imkonlarini ko'paytirib yuborgan. Qarang, dinga ibodat, dinga amal qilishlik, Allohga ibodat qilishlik imkoniyatlari ko'payib ketgan. Iloji boricha qilishlik kerak buni. Va bu farzni ado qilishlik kerak. Kimiki qilmasa, Alloh taolo juda qattiq gapiryapti. Va man kafaro deyapti. Kimda kim kofir bo'lsa deyapti. Suyuti ham mana ikkita tafsir qildik-ku, biri Allohga kofir bo'lsa. Allohga kufr keltirsa, albatta Alloh taolo bütün olamlardan behojatdir. Bu kofir bo'lganda o'zi emas, bütün olamlarga hojati yo'q Alloh taoloni. Balki bütün olamlar Allohga muhtoj. Va man kafaro endi hajga tegishli bo'lishligini ham ehtimoli quvvatli, chunki bitta oyatda kelyapti. Hajga qodir bo'lib turib, hajga kimiki bormasa, Alloh taolo shuni kofir deyapti. Lekin bu kufr duna kufrim bilan, kichkina kufr. Haj farzu bora olmayapmiz. Ya falon ishini qilib olay, falon narsani qilib olay. Inshaalloh borib qolamiz degan odamlar fosiq bo'ladi, qattiq gunohkor bo'ladi. Lekin inkor qilsa, bormayman. Nima foydasi bor? Kim aytdi farz deb? Desa u kofir bo'ladi albatta. Bo'lmasa bir musulmon odam uzursiz holatda tark qiladigan bo'lsa, inkor qilmasa fosiq bo'ladi. Bu kichkina kufr bo'ladi, nonko'rlik ma'nosida. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom ham juda qattiq gapirdilar. Aytdilarki, hajga borishga qudrati bo'lib turib, bormagan odam xolasa yahudiy bo'lib o'lsin, xolasa nasroniy bo'lib o'lsin, ya'ni Allohga hech qanday ehtiyoji yo'q unga. Islomga kerak emas u, qarang. Bu og'ir gap bu. Va sahobalar qanday tushundi buni? Umar ibn Xattob aytayaptiki, men azm qilyapmanki, qasd qilyapman İslam alamiga odamlar jo'natsam, mufattishlar, tekshiruvchilar jo'natsam, musulmonlarni tekshirsa, hajga qodir bo'lib turib bormagan kishilarga jizya solig'ini qo'ysam deyaptilar. Qarang, kofirlardan olinadigan solig' jizyani hajga qodir bo'lib turib bormaganlarga qo'ysam deyaptilar. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Alloh taolo bizni hajjimizga muhtoj emas, umramizga muhtoj emas. Mana butun olamlarga ehtiyoji yo'q. Kerak emas, biz o'zimiz ham kerak emasmiz Alloh taolaga, ibodatimiz ham kerak emas. Ammo biz muhtojmiz. Alloh taolo farz qilgan. Qo'limizdan kelgancha amal qilaylik. Bizda hozir islomiy hukmlar, islomiy ilmlar insonlardan uzoqlashtirilganligi uchun, musulmonlar bu ahkomlardan uzoq qolganligi uchun arzimagan bahonalarni qilib hajni tark qilishyapti. Ko'p insonlarda hajga borishga imkoniyati bor. Nima bormayapsiz desiz, o'g'limni uylantirishim kerak, qizini chiqarishim kerak, uchastka olishim kerak, uy olishim kerak, u qilishim kerak, bu qilishim kerak, bular bahona bo'lmaydi. Bular ikkinchi darajali masalalar. Hajga qodir bo'ldingizmi, haj farz bo'ladi, borishingiz kerak. Boshqa ishlarni hammasini yig'ishtiring. Agar bormasangiz, mana Alloh taolo juda qattiq tahdid qildi. Alloh taolaning hech kimga ehtiyoji yo'q, kerak emas. Hajni fazilatlari, foydalari ko'p. Keyingi oyatlarda zikr qilamiz uni. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni o'zi rozi bo'ladigan va yaxshi ko'radigan yo'llarga hidoyat qilsin.